Bir tanesi firar etti. O tıkırdarken ben de kenarda köşede düşürdüğüm ya da kendi başına firar etmiş arkadaşları toplayacağım. Bu arada bir domatesim daha var işte. Böyle ara ara bilgi veriyorum çünkü ben sakarım. Merhaba, tekrar karşınızdayız. Bugün size malzemeleri buraya hazırladım. Marul yemeği yapacağım. Daha önce tanıtımlarda gördünüz. Marulu salat olarak yiyoruz. Çiğ olarak yiyoruz. Ve daha önceki programda size maruldan bir salata yapmıştım. Şimdi de bunun sıcak yemeğini yapacağım. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Marul yemeğini yaparken bir iki dal kenara ayırırsanız onu daha önce yaptığım salatada kullanabilirsiniz yeşillikli olarak. Bu patatesli, karnabaharlı, havuçlu salata yapmıştım. Onu da kullanabilirsiniz. Önce salatayı yapacaksınız. İki tanesini, iki dalı ayırın. Kalanını daha sonraki gün için, bu yemek için ayırın. Ufak ufak başlayayım diyorum, malzemeleri sayayım. Marulumuz var. Normal olarak. Taze soğan. Taze soğan evimde yok. O an bulamadım, marulum var ama nasıl yapacağım derseniz kuru soğan kullanın. Çare var. Dereotu. Dereotunu piştikten sonra ekleyeceğiz. 2 tane domates var. 3 tane de kullanabilirsiniz büyüklüğüne göre. Salçam var. Ben salçayı önceden sulandırdım. Onu da ekleyeceğim içine. Ve doğal olarak tuz, zeytinyağı. Şimdi ufak ufak başlayayım diyorum. Bu da çok zor bir yemek değil. Çok böyle pahalı bir yemek değil. Aslında hiç değil. Yani birkaç malzemeyle olan bir şey. Ufak ufak başlayacağım. Tencerem burada. Bunu aldım. Marulları daha önce salatada yaptığım gibi bu sefer bu sert kısımlarını da koyacağım. Elimle doğruyorum. Siz büyüklüğünüzü kendine göre ayarlayın büyüklüğünü. Nasıl isterseniz. Bu marul kopmadı, direniyor. Bıçakla kesmek istemedim. Aslında bıçakla daha güzel ince ince kesebilirdim. Daha da görüntüsü hoş olabilirdi. İsterseniz bıçakla kesin ama ben böyle büyük büyük koyuyorum. Şimdi soğan kullanacaksanız kuru soğan, önceden soğanı atın, doğrayın yemeklik olarak. İçine atın, yağla birlikte kavurun. Ondan sonra üzerine bu yeşilliği, marulu ekleyin. Bu çok yapılan bir yemek aslında. Hani ben de hiç alışık değildim. İlk öğrendiğimde dedim ki yani salata o. Çiğ bile yediğim salata neden yemeğini yapıyoruz? Ama yapınca çok lezzetli olduğunu gördüm. Gayet keyifli bir yemek oldu. O yüzden size de önermek istedim. Hep söylüyorum, sizin de önereceğiniz yemekler varsa ya da bu marul yemeğini aslında şunu da katsanız, şu baharatı da katsanız daha güzel olur derseniz lütfen yorumlara yazın. O şekilde de deneyebiliriz, o şekilde yapabiliriz. Belki altta yorumları okuyan diğer seyircilerimiz de sizin dediğiniz gibi de ekstra bir başka bir baharat ekleyebilir. Ben bunu yeşil soğanla birlikte kavuracağım. Kavurmak da demeyeyim. Biraz işte atacağım içine. Yağın içinde tıkır tıkır kendi kendine pişecek. Ben şimdi önce normalde yağ konulur kızdırılır ya. Ben genelde bu tarz yemekleri, zeytinyağlı yemekleri ya da sebze yemeklerini her şeyi çiğden atarak yapıyorum. Mesela karnabahar yemeğini, karnabaharları koyuyorum. Üzerine çiğden soğanları koyuyorum. Salçasını koyuyorum. Yağını ekliyorum. Tuzunu koyuyorum. Ve bu şekilde ocağı kapatıyorum, ağzını kapatıyorum, kısık ateşte pişiriyorum. Onların hepsi aynı anda pişiyor ve leziz bir karnabahar yemeği oluyor. Aynı şekilde taze fasulyeyi, aynı şekilde pırasayı. Hiçbir şekilde kavurma yapmıyorum, yağ kızdırmıyorum. Her şeyi çiğden koyuyorum. O kendi kendine tıkır tıkır kendi suyuyla pişiyor. Şimdi bunu da o şekilde yapacağım. Bunun içine soğanları ekleyeceğim. Bunların büyüklüklerini ben böyle küçük, hep söylüyorum. Küçük küçük doğramayı seviyorum, küçük yemeği seviyorum. Siz kendi ölçünüzde doğrayın. Peki neden marul yiyoruz? Çünkü marulda A vitamini var, C vitamini var, pardon A dedim, E vitamini var. Çok ağız alışkanlığı, bazı şeyler birbirine karışıyor. E vitamini ve C vitamini var, ayrıca K vitamini var. Bu durumda bizim cildimizi yeniliyor. Bu sebzenin suyunu düzenli olarak içtiğiniz zaman saçlarınız daha parlak ve daha güzel oluyor. Aynı zamanda içindeki K vitamini sayesinde kemiklerimize, iskelet yapımıza, kas yapımıza çok büyük faydası var. Özellikle belli bir yaşın üstündeki kadınlarda biliyorsunuz kemik erimesi çok fazla görülüyor. Ona bir nebze fayda sağlıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde tabii. Çünkü bazen insanlar bana şey diyor işte... Şunun için örnek veriyorum, kulunç ağrılarına da iyi geliyor. Ama kulunç ağrısı anlık bir şeydir.
ve bunu yediğim zaman hadi geçsin diye beklemek biraz hani garip olur. Ağrı kesici gibi bir şey değil bu. Bunlar düzenli tüketimde, dengeli beslenmede olan şeyler. Kötü kolesterolü engelliyor, yükselmesini engellediği için damar sertliğine de iyi geliyor. Ve yağ yakımını hızlandırıyor. Bu durumda metabolizmamızı da çalıştırmış oluyor. Bu açıdan da faydası var. Şimdi bunları koydum. Taze soğanın pişmişi yemeklere çok yakışıyor. Ben bir tanesi firar etti. Ben bunu işlerini yaparken mesela puzzle'ı yapıyorum gözleme. O puzzle'ın içine de taze soğan ekliyorum. O daha fresh bir tat veriyor ve daha güzel bir tat veriyor. Evet, böyle çiğden her şeyi ekledim. Üzerine bir miktar yağ döküyorum ve her zaman söylediğim gibi zeytinyağı elbette. Bu arkadaşın altını yakacağım. Üstünü biraz kapatacağım. Kendi kendine tıkırlayacak. O tıkır derken ben de kenarda köşede düşürdüğüm ya da kendi başına firar etmiş arkadaşları toplayacağım. Marullarımızın rengi sarıya doğru döndü. Şimdi ben onun içine pişmeye devam etmesi için, tam pişmedi çünkü. Hem de birbiriyle karışsın, homojen şekilde pişsin diye sulandırdığım salçayı ekliyorum. Salçayla biraz tıkır derken burada domatesleri doğramaya devam edeceğim ve sonra domatesleri de ekleyeceğim. Yumuşadılar, renkleri döndü ama dediğim gibi bir tık daha pişmesi gerekiyor. Evet. Şimdi onlar tekrar tıkırdamaya devam ederken ben domateslerimi doğrayayım. Domatesleri nasıl isterseniz öyle doğrayın. Ben kabuklarını soydum ve incecik doğrayacağım. Şu şekilde doğrayacağım. Hiç küp haline getirmeyeceğim. Çok ince şekilde doğramaya çalışıyorum. Umarım evet. Daha incesi de artık yoktur. Bu şekilde atacağım ben domatesleri. Siz isterseniz bunu tekrar küp küp doğrayabilirsiniz. Şimdi ben normal yapılış şeklini, yaptığım şekli gösteriyorum size ama hiçbir zaman hani bunu zor hale getirmeye çalışmıyorum. Hep dediğim gibi elinizdeki malzemelerle olsun, evinizde ne varsa o şekilde olsun. Nasıl seviyorsanız öyle olsun. Ben kekik koydum diye illa bunun içinde kekik olmalı diye bir dayatma yok. Kekik sevmiyor olabilirsiniz. Ben daha önce söyledim, karabiber sevmiyorum diye koymamıştım. Sizin de öyle sevmediğiniz şeyler olabilir. Koymayabilirsiniz ya da hani daha azaltabilirsiniz. Bu arada bir domatesim daha var işte konuşurken. Yemek kısmını unuttum. Evet, hızlı bir şekilde o zaman domatesleri bu şekilde doğradım. Bunu dediğim gibi kıymalı da kullanıyorlar genelde. Önce soğanı kavuruyorlar, işte kıymayı kavuruyorlar, domatesi koyup biraz onu pişiriyorlar. Ondan sonra marulu üzerine ekliyorlar. Marula kıyma koymayacağım için, domatesi de koymak istediğim için bir yandan bunu koyacağım ve domatesle birlikte iyice yumuşayacak. Domatesin tadını da almış olacak ve lezzetleri birbirine karışacak. Aslında baktığınız zaman her şeyi yine doğruyorsunuz, koyuyorsunuz ve hani pratik, çok zorluğu yok. Bu aşamada biraz tuz da ekleyeyim, tuz koymadım. Tuz tamamen opsiyonel. Tamamen sizin damak zevkinize bağlı bir şey. Ne kadar tuzlu seviyorsunuz, tuz seviyor musunuz onu ben bilmediğim için siz nasıl istiyorsanız o şekilde koyarsınız. Ben evet domateslerini de koydum. Şöyle bir tur döndürdüm. Hepsi birbirine karışsın. Ve biraz daha bu şekilde domatesleriyle birlikte pişsin. Sonra servis tabağına alıp dereotuyla süsleyeceğim. Ya da dereotunu bu şekilde karıştırırım. Ocaktan alıp o şekilde koyabilirim. Evet. Tekrar kapağını kapatıyorum. Biraz daha tıkırdatıyorum. Evet, yemeğimiz pişti. Son aşamaya geldik. Son aşamada dereotu kullanacağımı söylemiştim. Şimdi yemeğin altını kapatıyorum. Dereotunu biraz hafif açacağım havalansın ve dinlensin diye. Dereotunu nasıl isterseniz o şekilde katın. Ben birkaç dalı ayıracağım. Üzerine süs yapacağım. Süs önemli. Bu şekilde. İnce kıyım olarak yapacağım ben. İçine çünkü dereotu çok yakışıyor. Elle de doğrayabilirsiniz. Marula yaptığımız gibi. Ama ince olsun dedim ben. Boğaza takılmasın.
Çünkü ben maydanoz ve dereotunu yerken, yemeği denerken hep boğazıma takılıyor. Bundan mütevellit de ince ince doğruyorum. Evet. Şimdi bunu bu arkadaşla buluşturup finali yapacağız. Bakalım. Evet, sade, basit, kolay yapılacak. Şimdi bunu servis tabağına alacağım. Domatesler de pişmiş görünüyor. Dediğim gibi marul tek başına bile inanılmaz vitamin kaynağı bir sebze. Ve yanına başka sebzeler de ekliyoruz. Bol vitaminli, sağlıklı, çok güzel, pratik, uygun fiyatlı, mis gibi bir yemek yaptım size. Benim gibi kolesterolü yüksek çıkanlar için bol tüketilmesi gereken bir sebze. Kolesterolü düşürdüğünü söylemiştim. Ve üzerine de gerçek çiğ, sıcakla buluşmamış dereotlarını koyuyorum. Bu kadar çok koymanıza gerek yok. Ben kenara çok ayırmışım. O yüzden çok koyuyorum boşa gitmesin diye. Bu şekilde. Bu da çiçek. Yılbaşı ağacı gibi oldu. Evet. Şu kenardakini alacağım. Yemeğimiz bu kadar. Sadece lahanayı elle doğruyorsunuz. Biraz domates kesiyorsunuz. Yeşil soğan yoksa kuru soğan kesiyorsunuz. Kuru soğansa tekrar söylemek isterim. Önden onu kavurun. Marulları onun üzerine atın. Yeşil soğansa birlikte pişsinler. Bir miktar salça ve size şahane bir yemek. Afiyet olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Umarım bu yemeği de yaparsınız ve yine yorum yollarsınız. Sürekli söylüyorum. Yeşil Gazete ya da Arka Bahçe Instagram sayfası bana. Her şekilde yorumlarınızı, önerilerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.